Ferrari'de böyle bir mühendis yok. Ya boşa kandırmasınlar. Şansına bir galibiyet. Verstappen'in arabası traktör. Piastri'ye ve Norris'e ciddi vakit kaybettirdi aslında. Ya, neyi vakit kaybettirdi? Bu çok acı verici bir şey. Merhabalar, Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun 16. yarışı Monza Grand Prix'sini geride bıraktık. İtalya'da Ferrari bayramı vardı, sürpriz bir galibiyet vardı. Keyifli bir yarış izledik, Ato hoş geldin. Abi bir saniye, şu an İtalya marşı dinliyor, bak alıyor musun bak? Hey! Evet. Nasıl? Çok gerçekten, çok iyi. Aynen, birebir hissettim. Biz şu an duyuyoruz tabii izleyenlerimiz. Abi çok keyifli bir hafta sonuydu. Ya benim adım iğrenç bir hafta sonuydu bu arada ama Tifosiler adına mükemmel bir hafta sonuydu. Ya bu arada evet, sen de yani bir araç kazasına karıştın. Evet. Ama çok şükür ki araçta sen yoktun. Ben yoktum. Distractors Championship'te ben de varım artık. Şeyde bir Constructors Championship var, bir de Distractors Championship var. Orada Perez mi birinci, öyle bir şey galiba aşağı. Evet. Orada biz de varız tabii. Buradan da şimdiden teşekkür ederim. Geçmiş olsun dilekleri için, yorumlardaki umarım. Evet, bir çarpma ve kaçma vakası yaşadın. Aynen. Evin önünde duran aracımız. Aynen öyle. Park halindeki, ya yani pitteki aracımıza çarpıldı. Evet. Ve kaçıldı. Ancak bizden kaçılır mı? Kaçılmaz. Evet. Süreç yargıya intikal etmiştir deyip çok da yargıya intikal etti. Biz artık iş içinde değiliz. Şöyle ki, çok keyifli bir hafta sonuydu bu bütün Destructors, evet. Championship haricinde. Yani yarış açısından baktığımızda. Evet, yani İtalya Grand Prix'si, İtalya'da Ferrari ile Leclerc kazanıyor. Ankara'da mükemmel bir etkinlik vardı ama biz gidemedik. Bir de hava da çok kötüydü. İtalya Büyükelçiliği'nde, evet. İtalyan Grand Prix'si izleme etkinliği. Ya bu kadar keyifli bir etkinlik olamaz gerçekten. Yağmur da yağdı bu arada ne yazık ki. Bizde biletimiz vardı ama böyle bir şey yaptın ki sanki gitmiş gibi girdin. Fikri yeterli bu arada. Yani fikri yeterli. Evet. Hani, çünkü bir de üstüne Leclerc kazanıyor yani. Bir hani, de sürpriz bir şekilde kazanıyor. Evet, sürpriz bir şekilde. Bir elçilik yıkılmıştır herhalde yani boydan boya. Güzeldi. Çok güzel bir yarıştı. Yani Ferrari hakikaten hiç beklenmeyen sürpriz bir galibiyete imza attı. Baktın, beklenmeyen bir hızı da vardı. Evet. Şimdi ya çok ilginçti mesela şey, kuallerde zaten müthiş bir yer aldılar. Evet. Üstüne bir de mesela ilk pit turdaki sen muhtemelen onunla başlayacaktın ama ilk turdaki Norris Piastri çekişmesinden Leclerc bir çıktı. Çıkış o çıkış yani. Artık daha yerini kaptırmadı sonra. Evet. Yani orada kalkışta Norris'in yine pole'den başlayıp ilk turu lider dönemediği bir yarış gördük. Başta direkt Norris'e geçildi, sonra Piastri'ye geçildi. Sonrasında da direkt Leclerc'e geçildi. Yani Norris aslında çok çok kıymetli puanları. Belki işte yani birkaç haftadır bunu konuşuyoruz. Evet. Norris'in şampiyonlukta bir iddiası olursa sezon sonuna doğru ya da olmaya çok yaklaşıp olamazsa buradaki puanları çok arayacaklar. Yani zamanında şey de çok yapıldı. Bu arada o kadar da aranmadı yani. Biz de böyle diyoruz her hafta da. 2021'de yani Hamilton'ın hangi puanı arandı? Hani ucu ucuna kaybedildi de kimse gidip de şey demedi. Abi şurada işte keşke diyor şey yapmasaydın da bilmem neden en hızlı tur alsaydın falan. Evet. Kimse öyle bir şey demedi. O yüzden şey yani. Muhtemelen aranmaz. Ama Norris'in ben çok rahat bir şekilde bu sene şampiyon olacağına inanıyorum. Verstappen'in arabası traktör. Yani eşek Rari vardı zamanında, hatırlar mısınız? Evet. Onun Red Bull versiyonu var şu an yani. Burada yani McLaren'in aracı yaz arasına girmeden 3-4 yarış önce en hızlı araç olduğunu, evet. Olabileceğini, sonra da olduğunu göstermişti. Hı-hı. Yaz arasından döndük, 2 yarış oldu, hala o tempoyu gösteriyorlar. Evet, evet. Ve 1-2 almışlardı cumartesi, hı-hı, günü. Yarışta 2 ve 3 bitirdiler. Piastri ikinciliğini korudu. Evet. Norris 3. bitirdi. Yani orada şey var bir de tabii yarışın hikayesini biraz da değil neredeyse ciddi anlamda pit stop stratejileri belirledi. Aynen. Aynen öyle. Norris undercut yapmayı denedi. Hı hı. Ama Ferrari'nin bir sürprizi vardı ki tek pit stop. Evet. İyice meğerse undercut'ı 20 tur önce yapmışlar yani. Evet ve yani baktığında Leclerc de cidden çok erken girdi pite yani. 15. turda, evet, girdi. 15'te girdi. Bence bu arada tamamen şans galibiyeti. %100 şans galibiyeti. Ferrari'de böyle bir telemetriyi hesaplayacak mühendis yok. Bak çünkü olsaydı çok daha fazla yarışlar kazanılabilirdi yani. Hani böyle tutarlı değil.
Hani madem bu sizin bunu telemetre hesaplayacak şeyiniz var, çünkü son tur 2,5 saniyeyle falan bitti yani. Yani artık bir turda 2 saniyeye yakın süre kaybettiği bir noktada Piastri'ye karşı Leclerc kazandı. Ferrari'de böyle bir mühendisi yok. Ya boşa kandırmasınlar, şansına bir galibiyet. Ha, ben bu şansına galibiyetten çok mutluyum tabii ki. Peki yani buradan Leclerc'e pozitif bir şeyler söylemek ister misin? Leclerc'i eleştirdin diye bize eleştiren bir yorumumuz vardı sevgili izleyenlerimiz tarafından. Evet yani. Yani Leclerc övme zamanı geldi mi yoksa tamamen şey mi? Yani pit stratejisi ama... Leclerc övme zamanı geldi tabii ki. Yani. Çünkü şöyle... Yani Sainz mesela ikinci olamadı. Yani baktığın zaman aralarında ne kadar böyle stabil bir 10 saniye kalmış da olsa Sainz gidip de ikinci olamadı. Dördüncü oldu yani. İki McLaren de geçebildi. Hani neydi? Tabii ki Piastri mesela bu 33. turda işte Piastri ikinci piti yaptığında arada 17 saniye fark vardı ve 20 tur boyunca bu 17 saniyeyi kapatamadı. Tamam eyvallah. Ama Sainz de kapattılar. Yani demek ki buradan anlıyoruz ki bu yarışta Leclerc'in lastik kullanımı, lastikle olan davranışı Sainz'inkinden çok daha böyle şeydi, ilgiliydi. Çok daha böyle bebek gibi davrandı. Bunu anlayabiliyor. O yüzden burada Leclerc'e hak çıkarım. Ki ben de normalde çok Leclerc'in hakkını yemiyorum yani. Evet. Yani ne o ya, o yorum yani. Evet. Neyse Leclerc'in şöyle de bir durum var. Tur sürelerine baktığında aslında aynı noktaya sabitliyor. Evet. Tur sürelerini. Ve yani gerçekten hani lastiğin performansını aynı noktaya koyuyor. Tur süreleri aynı noktaya koyuyor. Ve yarışın sonuna kadar o tempoyu da koruyabiliyor. Bu da önemli bir şey. Yani tabii ki aracın da o aşınma noktasına gelmemesi de önemli ama baktığında yani gerçekten hep böyle aynı onda birlerde turu böyle ezberlemiş, gözü kapalı bir şekilde turlar atarak yarışı bitirdi. Sen mesela bunu olumlu bir şey olarak söylüyorsun ama mesela zamanında Prost'la seninle kapışırken Prost bu yöntemle, bu yöntemi keşfederek her tur aynı tur zamanını koruyarak birkaç kere falan şampiyon olunca Prost'a demişler ki sen nasıl bir memursun yani. Hani bu nasıl bir şeylik, işte hiç sende yarış içgüdüsü yok falan. Ama şu an tabii bu kadar komplike arabaların kullanıldığı dönemde hani biraz daha kolay bu ama düşünsene Prost mesela her tur aynı turu atıyor adam. Evet. Önünde telemetri yok, bir şey yok. Hani hissiyatla böyle nokta virgül aynı atıyormuş falan. Ama doğru diyorsun tabii yani. Şey mesela Norris de geçen yarış öyle kazandı. Yani aşırı aynı turları atarak falan. Önemli yani. Aynen öyle. Yani burada şey de var. İtalya Ferrari'ye de uyan bir pist. Bir de şey de Ferrari bu yarışa özel de bir paket getirmiş. Evet. Ve o paketin de etkisini gördüler. Yere basma kuvveti konusunda sorun yaşayan bir takım Ferrari. Burada da yere basma kuvvetine en az ihtiyaç duyulan pistlerden biri. O yüzden Ferrari'ye de şey geldi. Ferrari'ye de uydu bu pist. Ve doğru pit stop ve burada yani uysa bile tek pit stop yapmasalar yine kazanamayacaklardı. Aslında tur temposu yine McLaren'in gerisindeydi. Çok gerisi. Piastri en hızlıydı işte. Sonra onun 0-1-0-2 gerisinde Norris var. Sonra işte 0-3 gerisinde falan şeyler geliyor. Evet. Lökler mökler geliyor. Hamilton da mı oralar? Hamilton da bir tık önde. Hamilton hatta üçüncüymüş bak evet, mesela verilerde. Leclerc'den bir tık önde. Evet. Ama şey tabii o bir pit girmiş ile ha, yani onu dengelemiş oluyorlar. Özetle şu 304 küsür kilometreyi en hızlı Leclerc gitti mi? Gitti, tamam bitti o zaman ya. Hani yok tur zamanı yok bilmem ne, bitti gitti kazandık işte. Tabii amaç burada 53 turun sonunda damalı bayrağı en önce geçmek. Tabii ki canım. Yani burada şeyi de söyleyebiliriz. Sainz'ın Leclerc'in galibiyetine de önemli bir etkisi var. Piastri'ye ve Norris'e ciddi vakit kaybettirdi aslında. Neyi vakit kaybettirdi ya? Evet. Zart diye geçtiler. Hayır, Piastri'ye vakit kaybettirdi. Aynı benim park halindeki aracımın yanından geçip giden şeyler gibi. Kaza yapan değil de diğerleri gibi yani. Geçip giden araçlar gibi geçip gitti abi. Adam düz ne savunma mı yaptı? Sainz'e. Ya şöyle upuzun bir savunma yapmadı ama tempo olarak yavaşlattı. Yani hani direkt hadi gelin geçin demedi. Bence ufak da bir olsa etkisi var. Çünkü yani orada kaybedilen vakit McLaren'lerin yetişememesi için ya özellikle Piastri'nin yetişememesi için bence en önemli sebepti. Ya Piastri Norris'i ne geçti ya? Evet. Çok. O ne masterclass geçiş? Aynen öyle. Bu masterclass geçişi bu hafta sonu ben iki kere daha izledim. Nerede? Formula 2'de. Oli Bierman ve kimi Antonelli abi. Prema Racing'de zaten yarışıyorlardı sene boyunca. Bu hafta şeyde izleme fırsatı buldum işte yarışı. İşte hem sprint race'i hem feature race'i. Abi Bierman
Antonelli bir geçiyor. Bak iki kere bir switchback yaptı. Var ya şey ya, çok uzun zamandır mesela biz Formula 1'de o kadar hassas switchback görmüyoruz. Mesela en son şeyin vardı. Albon'un bir geçişi vardı Kanada'da, hatırlıyor musun? Üç kişinin arasında frenle süzülerek girdi böyle bir yere. Sonra hatırladım son gibi. Şampiyonlar duvarına girmeden işte şey o virajdan önce. Aynı o hassasiyette böyle terzi dikiş dikiyormuş gibi. O yüzden Bierman'ı ve Antonelli'yi, daha doğrusu Bierman'ı gelecek sene izlemek için çok sabırsızlanıyorum. Zaten herhalde gelecek Azerbaycan Grand Prix'si var 15 Eylül'de. Evet. Orada izleyeceğiz gibi duruyor Magnussen. Evet. Ama ceza aldı artık, İlk defa artık, ceza alan o değil mi şu an? Yani ben yakın zamanda ceza puan toplamından dolayı yarış kaçıran ilk defa görüyorum yani. Tarihte hastalıkta vardı falan çok oldu da tabii, Covid'de Movid'de şeyde ilk ben de ilk defa görüyorum yıllardır. Ehliyeti kaptırdı sonunda. Vallahi ya. Vallahi ehliyeti kaptırdı. Biriktirdi, biriktirdi. Yani Ferrari'de de 4-5 başlayan Leclerc Sainz 1-4 bitirdiler. Evet. Russell'ın da yaşadığı problemle aslında Russell da arkaya doğru gitti. Yani Ferrari ve özellikle Leclerc yani bu sene işte Monaco ve burada kazanarak teselli ödülü aldılar gibi. Tabii canım. Ama Fenerbahçe'nin işte Galatasaray'ı yenip şampiyon olamaması gibi. Evet, biraz öyle. Aynen. Yani orada da işte şey, Ferrari tabii bu getirdiği güncellemelerin diğer pistlere nasıl uyacağı, bunu sürdürüp sürdüremeyeceklerini de hani merak ediyoruz. Çünkü yoksa McLaren gerçekten uzun süredir yani bir 7-8 yani sezonun 8. yarışından beri hani ya 1 ya 2. araç gibi bir durum var. Red Bull 3'e bazen 4'e düşüyor. Orada denklem bayağı değişmiş durumda. Red Bull'la gelelim. Bu hafta sonu kesinlikle 4. arabaydı bu arada. %100 4. araba. Evet. Yani tempolar da öyle diyor zaten. Verstappen parabolikadan çıkamadı abi hafta sonu boyu. Nasıl yaptınız la siz bu arabaya? Ne oldu bu arabaya? Evet. Yani Allah Allah ya, çok ilginç ya. Ya Red Bull bir de farklı bir stratejiyle başladı. Herkes mediumlarla başladı. Red Bull'lar hardlarla başladı. Onlar da çift pit stop yaptılar aslında ama yani bu stratejileri çok da bir şey kazandırmadı onlara. Evet. Ya şey bence çarpıcı. Norris gelirken arkadan Verstappen şunu sordu. Norris ile yarışayım mı? Evet. Bu çok acı verici bir şey. Yani aynen. Sezonu işte 3. sezondur. Lider götürdüğün bir sezon üst üste. Ondan sonra şu an yani sen şampiyon olacaksın. Çok yüksek ihtimalle. Norris'le yarışayım mı noktasına nasıl geldi? Bence çok, çok yüksek ihtimalle şampiyon olmayacak bu arada ya. Çok bence yüksek ihtimalle olamayacak yani. Bence olacaktı. Nereye olacak ya? Olamaz ki. Çok daha 9-10 yarış var yani. İşte kaç var? 17-24. Ve böyle yüksek hızın olduğu bir arabada yüksek hızdan olduğu pistte Red Bull çok kötü. Mesela sırada Azerbaycan var. Evet. Ya Norris'in Verstappen'in yarış dışı falan kalması lazım. Böyle hani 4-5'lerle işte ya yani puan aldığı denklemde Norris'in bence geçmesi zor ki bak veriyor yani şu an. İkram ediyor galibiyetleri. Mesela 10 puan gitti. Yani Leclerc 25 aldı, Norris 15 aldı. Evet. 10 puan boşu boşuna kaybettin yani. Hem öyle hem de şey, bu arada şey mesela McLaren %100 takımlar şampiyonu bence. %100. O evet, o biraz kuşkusuz yani. Oradaki denklem biraz daha net gibi. Evet. Ki Verstappen de bu arabayla bence yarış dışı kalma olasılığı çok da düşük değil eskisi kadar yani. Ya dayanıklılık, Norris'in şampiyonluk ihtimali bence çok ayakta. Ya olabilir ama şey dayanıklılık konusu eskisi kadar problem değil. Bak hep şeyi konuşuyoruz. Yolda kalan araç sayısı sezon başında gerçekten o kadar azaldı ki yani. Evet. O yüzden hani Verstappen yani 2-3 yani 1 ya da 2 DNF olur rahat rahat diyemiyorsun. Evet yani. Tabii canım. Hani kazayla mazayla DNF oluyorlar artık öyle. Motor arızasından yarış dışı kalan çok geçen Russell oldu işte. Soğutmadan ötürü. Yani oradaki tempoda da Perez'in de Verstappen'e uzun süreden sonra en yakın olduğu cumartesini ve hatta pazarı izledik tempo evet, olarak. Yani, aynen öyle. Ya gerçi şeye baktığımda yok pazarı izlemedik. Cumartesi izledik. Cumartesi daha hızlıydı. Ya yakın başladılar. Yakın gene yakın bitirdiler ya, yani. Ama tur sürelerin arasında yine bir 0-0-4 ortalamalarda fark var. Yani orada yine Verstappen pazar günü farkını ortaya koymuş. Evet Mercedes'e baktığımızda da 3. başlayan Russell, 6. başlayan Hamilton vardı. Russell
kalkışta problem yaşadı. Yani neredeyse aslında kalkışta değil de şeyde tam ilk virajda problem yaşadı. Yoksa yani evet, Piastri'nin sırtına değil, kadar arka koltuğuna oturmuştu Piastri'nin yani. Evet, orada tam istediği gibi frenleyemedi, dışarı taştı. Sonrasında da ikinci üçüncü virajda da bir teması var. Hı-hı. Kanadının yan tarafını kaybetti. Hı-hı. Perez hemen şikayet etti hatta. Ama Russell da aslında şeye kadar baktığında 11. tura kadar yani genel diğer pilotlara baktığında erken bir pit ama yine 11. tura kadar o şekilde dayanabildi. Evet. Yorumum yok. Yani şeyde de Russell için biraz talihsiz bir durum oldu. Yani araçta bir tempo vardı onda. Hı hı. Onu yansıtamadı. Yani tabii Ferrari'nin tek pitine rağmen belki tek pit olduğu için yine maksimum olabileceği 5.likti belki. Onu da Hamilton almış oldu. Fantasy takımlarımıza baktığımızda da bu hafta 191 puan toplayan bir ata var. Başarılı. Gayet başarılı. Sen yine takımını verdin ortaya. Hı hı. Bir transfer yapmamışsın. Yapmadım. Transfer sezonu değil çünkü. Evet. Yani artık bir takıma inanma sezonu. O yüzden transfersiz devam ediyor. Evet, gayet haklısın. Ben o yüzden transfer yaptım. 243 puan aldım. Norris, Russell ile. Diğerleri, diğer arkadaşlarımızın herhangi bir katkısı olmadığı için neredeyse Ferrari ve McLaren yaparak Mercedes Ferrari'ye çevirdim. Yani burada işte şey konusu önemli. Doğru ikinci takımı seçebilmek. McLaren, tabii. Mercedes mi? Ya McLaren'i artık seçmek zorundayız gibi. Tabii, bence de var mesela McLaren. Yani Pitpot ligine baktığımızda da olacağı 3265 puanla liderliğini sürdürdü. 252 hı-hı. puan da. Bu hafta aldı. O koptu gitti ya. Orada biraz evet, heyecan. Artık siparişini bir düşünmeye evet. başlasa iyi olur gibi olacak yani. Aynen öyle. Evet, iki hafta sonra Azerbaycan Grand Prix'si ile Formula 1 kaldığı yerden devam edecek. McLaren'in dominasyonu başladı. Devam edecek mi? Verstappen edecek. Podyumda olup Norris'le olabildiğince minimum farkı maksimum farkı koruyabilecek mi? Koruyamayacak. Ben tek tek cevapları veriyorum. Şu başka sorun var mı? Başka sorun yok. Başka Ferrari sorun... ne yapacak? Gene kazanamayacak ama iyi olacak. Evet. Ferrari. Hamido. Hamido. Hamido takılır. Hamido Russell'a çakar mı? Russell'a çakmaz ya. Yok, gider ayak çakmaz. Evet, başka soru. Albon Q3'e kalır mı? Kalamaz. Kalır. Kalabilir. Kalır. Baki'de kalabilir. Bakı. Baki'de olabilir yani. Yani sen Russell bu kadar övüyorsun da Perez'i hala geçemedi herif. E tamam. Yani 8. hala. E tamam. En başta çünkü çok Norris'i o kadar övüyoruz. Verstappen'i geçebildi mi? Ya şimdi o başka. Değil Perez. Abi. Oğlum, ya biri, ikisi de biri Red Bull işte. Yani. Hayır, öyle değilim. İkisi de Red Bull. Ben anlamam. Verstappen ve Perez'e bakış açın, ikisi de Red Bull'un. Evet. İkisi de Red Bull aracı işte. Tamam. Aynen peki. Öyle. Teşekkür ediyorum gerçekten. Formula 1 yorumculuğunun zirvesindeyken bence öyle. Programı kapatalım. Öyle. Sen abone ve yorum iste, sonra programdan sonra tartışacağız bunu. Tabii. Yani şeyleri ben hemen hatırlatmalarımı da yapayım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz.